Tabii yani petrol önemini tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Hakikaten geçmiş yüzyılda hocamın deyimiyle modern dünyayı, sadece modern Orta Doğu'yu değil, modern dünyayı şekillendiren bir meta olarak ortaya çıktı. Ve bundan sonra da dünyayı şekillendiren hem iktisaden hem de siyaseten dünyayı şekillendiren bir meta olmaya devam edecek. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler'den bir uzmanın makalesini okumuştum birkaç ay evvel. Orada yani aşağı yukarı söylediği söz şuydu: yaklaşık bir yüzyıl daha bizler, yani bizler tabii bir yüzyıl kuvvetle muhtemel, ama dünya bir yüzyıl daha petrolün ve ona bağlı olarak doğalgazın, bu tür altı zenginliklerinin dünyayı şekillendirmesi konusunu tartışmaya devam edecek, siyaseten ve iktisadi olarak gene belirleyici bir hata olmaya devam edecek. Bir yüzyıllık bir zaman dilimi daha veriyor ve tabii en azından şeyini de sınırlandırmasını da getirerek, yani bir yüzyıl daha fazlası da olabilir şeklinde. Şimdi hocamın ifade ettiklerinden yola çıkarak aklıma şey geldi. Yani yokluğu da büyük problem, varlığı da büyük problem olan bir metayla da karşı karşıyayız, değil mi hocam? Yokluğu da problem, varlığı da aynı ölçüde çok olduğunda da dünya piyasalarını alt üst edebilen, sarsabilen bir meta. O bakımdan belirleyiciliği, dünyadaki dengelerin oluşturması vesaire düşündüğümüzde, hakikaten dünya tarihinin belki de en önemli madeniyle, metasıyla karşı karşıyayız. Şimdi Ali Bey bize Orta Doğu petrolünün gelişimi, uluslararası rekabet, imtiyazlar ve antlaşmalar konusunu yapmış olduğum kapsamlı doktora tezinden hareketle bu konuları başlıklar halinde, tabii çok ayrıntılı bir konu, çok alt başlıklar olan bir konu, kaynaklarıyla birlikte çok zengin bir konu. Ama bir bakıma bize petrol emperyalizminin, petrolün Orta Doğu ve dünyayı şekillendirmesinin, bu konuların iç yüzünü, uluslararası rekabet, imtiyazlar ve antlaşmalar üzerinden iç yüzünü ortaya koymuş. Gene hocam konuşmasının başlarında ifade etti. Tarih bir bakıma tekerrür ediyor. Bir bakıma değil, aslında hep tekerrür ediyor da, petrol konusunda da geçmişte yaşanan bu uluslararası rekabetler, imtiyaz sözleşmeleri, bu noktada yaşanan büyük çekişmeler, ittifaklar, karşı ittifaklar, efendim yapılan antlaşmalar, gerek Irak'ta, gerek Libya'da, günümüzün Libya'sında, hatta hani petrol konusunda hiç de zengin olmadığını bildiğimiz Suriye'de bile, iç savaşı bütün boyutuyla yaşamakta olan Suriye'de bile petrol konusunun gündeme gelebildiğini, siyaseten emperyalist ülkeleri zaman zaman sahneye çıkarabildiğini, karşı karşıya getirebildiğini görüyoruz. Şimdi Ali Bey, Ali Okumuş Bey'e biz daha fazla vaktini çalmadan, bu yapmış olduğu önemli çalışmasının bir saatlik süre zarfında tartışabileceğimiz, efendim muhtevasından yola çıkarak yeni değerlendirmeler yapabileceğimiz, sorular üretebileceğimiz şekilde şöyle 45 dakika, bir saat mi diyelim Ali Bey? O çerçevede bize konusunu Evet, takdim bir saat. etsin. Arada tabii sorular, bu teknik imkanlarla iyi olur mu hocam bilmiyorum, ama sorular, gene değerlendirmeler olursa belki yapabiliriz o şekilde. Yani Sonunda değerlendirmeler. sistemimiz hem yazılı olarak hem de sözlü olarak müdahale etmeye ve soru sormaya ya da açıklama yapmaya imkan veriyor. Ama Evet. ilk önce biz konuşmacıyı dinleyerek ondan ana başlıklarını duyduktan sonra sorularımızı yönlendirmeye çalışırız. Belki Evet. daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tabii ki. O zaman hemen sözü Ali Bey'e verelim. Buyurun Ali Bey, sizi dinliyoruz. Evet, teşekkür ederim hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Şimdi Orta Doğu petrol imtiyazları veya seminer başlığına koyduğumuz şekliyle Orta Doğu petrolünün gelişimi aslında son 100-150 senenin, son 150 yıllık dünya tarihinin önemli bir parçasını teşkil ediyor. Davut Hocam ve Zekeriya Hocam'ın isabetli bir şekilde ortaya koydukları gibi. Bu şu anlama da geliyor bir yönüyle. Bu süre zarfında yaşanan birçok olay petrol ilgili gelişmeleri etkilediği gibi petrol de zaman zaman bu dönemde yaşanan siyasi, ekonomik veyahut sosyal olayları etkilemiş. Yani iç içe geçmiş bir süreçten bahsediyoruz. Aslında petrol tarihi dediğimizde karşımıza çıkan manzara bu. Şöyle biraz geniş bir perspektiften alarak ben konuya giriş yapmak istiyorum. Dünya petrol tarihine baktığımızda iki temel kısma ayırmak mümkün dünyada petrolün gelişimini. Bunların birincisini ilkel yöntemlerle çıkartılan, daha çok iptidai şekilde üretilen, yani kendi kendine yüzeye çıkan petrolün üretilmesi şeklinde ki dönemdir. Ki bu dönem 5000 seneye, 10.000 sene öncesine kadar götürülebiliyor. Burada üretilen petrol daha çok zift, katran, bitüm şeklindeki bir petroldür. Bugünkü anladığımız manada bir petrol değildir. Bunun nerede kullanıldığını sadece hatırlatarak hızlı geçeceğim. Çünkü buraları üzerinde durmak istemiyorum. Gemilerin kalafatlanmasında, işte orada zift olarak kullanılmış, yol yapımında asfalt olarak kullanılmış, hastalıkların tedavisinde zaman zaman özellikle hayvan hastalıklarının tedavisinde ilaç olarak kullanılmış, yiyeceklerin pişirilmesinde yakacak veya izolasyon malzemesi yol yapımında vesairede kullanılmış ve en çok bilineni de aydınlatmada kerosen yapımında kullanılmış, bugünkü gaz lambası dediğimiz şekilde kullanılmış. İkinci devre ise konvansiyonel yöntem denilen bugün, yani geleneksel olarak maden burgularıyla yerin delinmesi sonucunda petrolün yüzeye çıkartılması yöntemidir. Bizi de asıl ilgilendiren, yani bugünkü konumuzu da asıl ilgilendiren petrol bu şekilde üretilen petroldür. Bu petrol de dünyanın değişik bölgelerinde, değişik zamanlarda ve değişik şekillerde başlamış. Genel kabule göre Amerika'da 1859'da Albay Edwin Draken'in Titusville Oil Creek bölgesinde çıkardığı petroldür. Ama tabii ki bundan önce de petrol benzer yöntemlerle çıkartılmış. Mesela Bakü'de 1848'de böyle bir çalışma var. Kanadalılar, biz Amerikalılardan bir yıl daha önce aynı şekilde petrolü ürettik. Bizi de ilk sıralara yazmalısınız diye bir iddiaları var. Romanya'da 1850'lerin sonunda bu şekilde petrol üretildiğini görüyoruz. Sumatra'da 1890'larda bu şekilde petrol üretilmiş. Orta Doğu'da bakacak olursak, Orta Doğu bütün bunlardan daha geç bir tarihte petrolün üretildiğini, yani bu şekilde modern tekniklerle, sondaj usulüyle petrolün çok daha geç üretildiğini görüyoruz. İlk üretim İran'da yapılıyor 1908 Mayıs'ında. Abadan bölgesine yakın Mescid-i Süleyman'da ilk kuyu açılıyor. Ondan sonra Orta Doğu'da üretilen ilk petrol Kerkük'te 1927'de 27 ortalarında ancak mümkün olabiliyor. Tabii bu durumda karşımıza şöyle bir soru çıkıyor. Yani 1859'dan başlayan modern petrol teknik üretimleri yaklaşık 80 sene sonra Orta Doğu'da ancak başarılı olabilmiş ya da Orta Doğu'da ancak 80 sene sonra bu şekilde petrol üretimi gerçekleşmiş. Neden bu kadar gecikti veya gecikme mi şeklinde mi değerlendirmek gerekiyor? Biraz bunun üzerinde durmak gerekebilir. Orta Doğu'da özellikle Kerkük bölgesinde bu kadar geç tarihte petrol üretiminin yapılmış olması aslında 2. Abdülhamit zamanında yapılan bir takım hukuki uygulamaların sonucu olduğunu görüyoruz. Burada şöyle çıkartılan iradeler var. Petrol imtiyazlarının hazine yasaya devredilmesiyle ilgili. İlk irade 6 Şubat 1889'da çıkartılıyor. Şubat 1889 olarak kaydedebiliriz. Bu Musul'daki bütün petrol kaynaklarının keşfedilen, keşfedilmeyen, daha sonra keşfedilecek olan bütün petrol kaynaklarının arama, çıkarma, işletme, satma imtiyazlarını hazine yasaya devreden bir irade çıkartılıyor. Böylelikle Musul'daki bütün petrol kaynakları hazine yasaya aktarılmış oluyor. Aradan yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra
Bu sefer Eylül 1898'de aynı muamele Bağdat'taki petroller için yapılıyor. Yani Bağdat petrol imtiyazları Hazine-i Hassa'nın denetimi altına alınıyor. Kasım 1902'de de bundan 4 yıl sonra da bu sefer tekrar Musul'daki petrol imtiyazlarının Hazine-i Hassa'ya bağlı olduğunu tekrar eden bir irade çıkartılıyor. 3 tane irade çıkartılıyor. Bunun anlamı şu, daha önce Orman ve Maden Nezaretinin kontrolünde olan bu madenler artık padişahın özel mülkü, özel hazinesini anlamına gelen, özel hazinesi manasına gelen Hazine-i Hassa tarafından kontrol edildiği anlamına geliyor. Tekrar edecek olursam, orman ve maden işletme, maden nezareti üzerindeki işletme hakları özel olarak Hazine-i Hassa'ya devrediliyor. Bunu burada birçok tartışma var. Bunlara da girmeyeceğim bugünkü seminerde. Sadece bir şey hatırlatarak geçmek istiyorum. Bu iradeler üzerindeki tartışmalar daha çok bir karmaşayla sonuçlanmış. Abdülhamit'in aldığı bu iradeleri mülk almak şeklinde değerlendirmiş birçokları. Halbuki Abdülhamit'in bu bölgede elde ettiği mülkler var. Bunlar farklı bir kategoridedir. Buradaki elde ettiği imtiyazlar farklı bir kategoridedir. Yani 2. Abdülhamit, Musul ve Bağdat bölgesinde bir taraftan imtiyaz elde ederken bir taraftan da mülk elde etmiş. Bakınız 1889, yani ilk iradenin çıktığı tarihten önce 2. Abdülhamit'in Musul'da 208 bin dönüm arazisi var. Kerkük'te 507 bin dönüm arazisi var. Bağdat'ın Hille kazasında 775 bin dönüm arazisi var. Yani 2. Abdülhamit bu bölgede sahip olduğu araziler varken ve bu arazilerin bir kısmı, mesela Hamamale'deki arazilerde petrol olduğu da biliniyor. Yani petrol olan arazileri de tapulamış 2. Abdülhamit. Buna rağmen neden bu imtiyazları çıkartmış? Çünkü maden işletmek ayrı bir iştir. Mülk sahibi olmak ayrı bir iştir. Her vatandaş mülk sahibi olabilir. Fakat maden işletmek için mülk sahibi olmak yetmez. Ayrıca devletten bunun için bir izin almanız gerekir. Hazine-i Hassa'da aslında bu madenleri bir işletmeci gibi devletten almış. Belki kendi işletecekti veyahut başkasına işletme hakkını devredecekti ve bu şekilde bunları işletecekti. Bu iki ayrıma dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu hukuki zemini iyi kurarsak bundan sonraki gelişmeleri daha kolay anlayabiliriz. Yani bundan sonra yaşanan birçok tartışmada bu baştaki imtiyazlarla mülklerin birbirine karıştırılmasından kaynaklanıyor. Şimdi bu hukuki düzenlemeler yapıldıktan sonra 2. Abdülhamit, Davut Hocam bir şey mi söyleyecektiniz? Ali Bey, tam burada belki hani daha sonra ifade edebilirim ama yeri gelmişken bu soruyu sorsam. 2. Abdülhamit'in bu fermanların çıkmasından önce de bölgede mülk edinmesi, işte fermanların çıkmasından sonra bu işe daha yoğunluk vermesi. Stratejik açıdan bunları nelere hamledebiliriz? Yani 2. Abdülhamit'in muhtemel düşünceleri, vesikalara dayandırabileceğin ya da dediğim gibi senin öngörünle, senin değerlendirmenle 2. Abdülhamit'in ne tür düşünceleri bunda rol oynamıştır? Teşekkür ederim hocam. Şöyle, yani bu petrollerin Hazine-i Hassa'ya aktarılması tabii ki stratejik bir maden ve o dönemde zaman zaman Osmanlı gündemine de gelen bir konu ve dünyanın artık şirketlerin kurulmaya başlandığı bir dönem bu dönem. Yani Standard Oil kurulmuş, 1890'ların başında Shell kurulmuş ve bunlar bazen izin alarak, bazen almayarak, çünkü bunlara dair Osmanlı arşivinde gördüğüm kayıtlar var. Bu bölgelere gidip petrol kaynakları üzerinde incelemeler yapıyorlar. Bunlardan şüphesiz 2. Abdülhamit'in haberi var. Yani bu bölgedeki yaşanan bu tür dünya gündemine girmeye çalışan bir konudan haberi var. Ama 2. Abdülhamit'in doğrudan Musul petrollerini üzerine almasını en başında bu stratejik önemine dayandırmak bana biraz abartılı geliyor hocam. Bunu da şöyle yorumluyorum. Aynı tarihlerde 2. Abdülhamit maden kömürü imtiyazlarını da Hazine-i Hassa'ya devretmiş. Musul bölgesindeki.
Yani sadece petrollere yönelik bir muamelesi yok. Evet. Stratejik olabilecek, bir gelir kaynağına dönüşebilecek, yarın veya ileride bir gün bu konu üzerinde spekülasyonlar yapılabilecek. Bu tür madenleri hazine yasağının kontrolüne alarak aslında bunları işletmek isteyen şirketleri veya şahısları da bir nevi kendi kontrolü altına almış oluyor. Yani o zaman bunları... onun muktesit padişah kişiliğine, kimliğine uyan bir tasarruf olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz, evet. Yani öyle bir tasarruf var. Ayrıca sadece Musul bölgesinde değil hocam. Bu da bazen dikkatlerden kaçıyor. Mesela Yanya bölgesinde bir zift kaynağı var. Ve bununla ilgili o kadar çok yazışma var ki. Halbuki oradaki neft veya petrol bugüne kadar hiç çıkartılmış değil. Hazine yasaya devredilmiş. Ve işte bir süre bunu işletmek isteyenler hazine yasanın kapısını çalmışlar. Onlarca yazışma var. Ama çok da Musul gibi, Kerkük gibi en azından. Yani dünyanın önemli diyebileceğimiz petrol kaynaklarından değil. Yani şunu söyleyebiliriz hocam. Çok böyle donanımlı, bilgili bir şekilde hareket edildiğini söyleyemeyiz. Yani evet. Böyle bir şey yok gibi geliyor bana en azından benim gördüğüm kadarıyla. Yalnız bu bundan sonraki gelişmeler bu iradelerden çok etkileniyor. Onu kaydetmek gerekir. Özellikle iki gelişme yaşanıyor. Bu iradelerin ilki çıkartıldıktan sonra birincisi bölgeye uzmanlar gönderiliyor. Raporlar hazırlatılıyor. Haritalar çizdiriliyor. Oradaki petrol kaynaklarının mali değeri tespit ediliyor, hesaplanıyor ve bunlarla ilgili cetveller oluşturuluyor. Bu yapılacak olan müracaatlara belki de daha bir pazarlık payını elinde tutabilmek için belki yapılıyor bunlar. Ama bundan daha önemlisi ikinci gelişme ise hazine yasaya çok büyük oranda başvurular başlıyor 1890'lardan itibaren. Ki ben 25-30 kadar başvuru tespit ettim. Bu hiçbir madende Osmanlı tarihi boyunca görebileceğimiz bir rakam değil. Yani Musul ve Bağdat bölgesindeki petroller için 25-30 ayrı başvuru var. Bunları işletmek talebiyle. Şimdi ama tabii ki bunları işletmek talebiyle yapılıyor başvurular. Ama bu başvuruların tamamını da işletme amaçlı olmadığını biliyoruz. Burada küçük bir parantez açarak imtiyaz spekülatörleri üzerinde durmak istiyorum. Daha doğrusu Zekeriya Hocam'ın önceden söylediği çok güzel bir ifade var. İmtiyaz avcıları bu spekülatörler. Yani imtiyazı devralıp hazine yasadan bir şekilde ilişkiler geliştirerek, hazine yasadan yakınlıklar kurarak bu imtiyazı alıp bunu başkasına, özellikle batılı şirketlere yüksek karlarla satmak isteyen bir zümre var İstanbul'da. Bu tarihlerde çok etkin bunlar ve petrol imtiyazlarıyla da yakından ilgileniyorlar. Burada bir örnek vermek istiyorum. Belki bu örnek bizim bu imtiyaz spekülatörlerinin nasıl çalıştığını görebilmemiz açısından ilginç olabilir. Habib Melhame ile Thomas English isimli iki kişi arasında imzalanan bir mukavele inceledim bu çalışmayı yaparken. Habib Melhame malum, Melhame ailesi Lübnanlı, Maruni ailelerden ve Osmanlı son döneminde çok etkin bir ailedir. Selim Melhame Orman Maden Nazırlığı yapmıştır yaklaşık 15 yıl boyunca. Osmanlı bürokrasisinde de çok etkin bir ailedir. Bu Trabzon Reji Müdürü olarak daha çok bilinir Habib Melhame. Selim Melhame'nin kardeşi. Thomas English ise İngiliz zaten isminden de anlaşılıyor. Ancak önemli olan tarafı şu, 1900 yılında Bakü'de kurulmuş olan European Petroleum Company'nin direktörlerinden birisi. Yani doğrudan petrol sektöründen birisi. Habib Melhame ile Thomas English 1901 Kasım'ında bir antlaşma imzalıyorlar. İkisi arasında bu antlaşma karşılığında Habib Melhame 50 bin poundluk bir meblağ teklif ediliyor. İmtiyazı hazine yasadan alıp Thomas English'e devretmesi karşılığında, ki bu hiç küçümsenecek bir para değil, bir hayli hatırı sayılır bir paradır. Çünkü Darcy İran'dan 1901'de aldığı imtiyazı 40 bin pound'a kapatmıştı. Halbuki İran'daki imtiyaz İran'ın yarıdan fazlasını kapsayan bir imtiyaz. Buradaki imtiyaz ise sadece Musul vilayeti içerisindeki petrol imtiyazı. Dolayısıyla kesenin ağzını bu kadar fazla açması Darcy'in hemen Musul petrolleri için başvuru yapmadan önce, çok kısa bir süre önce İran imtiyazını almış olması
Bunun yanına Mezopotamya, onun tabiriyle Mezopotamya petrollerini de ilave etmek istemesinden kaynaklanıyor. Nitekim Thomas English da Darcy'nin temsilcisi olarak Habib Melhame ile bu antlaşmayı imzalıyor. Bu kadar yüksek bir meblağ karşılığında imtiyazı talep ediyorlar. Fakat o tarihlerde yaşanan demiryoluyla ilgili gelişmeler bu teşebbüsün tam manasıyla istedikleri gibi sonuçlanmamasına sebep oluyor. Fakat burada dikkati çeken husus şu. Şimdi Hazine Asa devletten bu imtiyazları almış. Habib Melhame Hazine Asa'dan alacak. Thomas English'a satacak. Thomas English Habib Melhame'den alıp Darcy'ye satacak. Yani aşağı yukarı 5 basamak yukarı çıkacak bu imtiyaz. Bu son derece karmaşık bir ilişki demektir. Yani birçok dengeyi gözetmek gerekiyor. Aradaki kar paylarını hepsini hesapladığımızda bu karmaşık ilişkinin bizim biraz sonra benim anlatacağım diğer örneklerden de göreceğiz bunu. Hazine Hasan'ın neden bu imtiyazı vermemek için, birisine hemen havale etmemek için ketum davrandığını bize gösteriyor. Çünkü gerçekten böyle ben alınca imtiyazı hemen faaliyete geçeceğim şeklinde bir durum söz konusu değil. Yeniden bu imtiyaz iradelerine sizi getirip oradan bir konuya bağlamak istiyorum. İlk imtiyaz iradesi 1889 Şubat'ında çıkartıldıktan sonra birkaç ay içerisinde Musul Emlak Komisyonu artık Musul'daki petrol kuyularını 2. Abdülhamit'in hazine hasası üzerine kaydetmek için harekete geçiyor. Musul'a memurlar gönderiliyor. O bölgedeki işte petrol kuyularının hazine hasası adına kaydedilmesi için memurlar gönderiliyor. Bu esnada orada halihazırda petrol üretmekte olan bir aile devreye giriyor. Neftçizadeler ailesi. Neftçizadeler bir kendilerinin ifadesine göre 300-400 senedir Kerkük'ün Baba Gurgur bölgesinde petrol üretiyorlar. Tabii ki yukarıda bahsettiğim iptidai yöntemlerle petrol üretiyorlar. Bey, madem neftçizadelerden bahsettiniz, konumuz da imtiyaz. Tabii bu bir spekülasyon da olabilir. Acaba petrol imtiyazın en eskisi, dünyadaki en eskisi olabilir mi? Ben onu öyle olduğunu düşünüyorum hocam. Evet, yani onu daha eskisini bulamadım hocam. Evet. Yani üretime en geç geçen bölge olmasına rağmen imtiyazın en eskisi yine bu coğrafyada olduğunu belki hatırlamakta yarar var. Çok doğru söylediniz hocam. Ben daha eskisini bulamadım. 1772 yanlış hatırlamıyorsam 1772 tarihli Diyarbakır Ahkam Defteri'nde doğrudan buradaki petrollerin Neftçizade ailesi tarafından işletileceğinin kaydı bulunmaktadır. Dolayısıyla dediğiniz gibi hocam bu tarihlerde herhangi bir bu şekilde bir izin verilmiş midir dünyanın başka bir yerinde? Ben rastlamadım açıkçası. En eski imtiyazdır diyebiliriz hocam. Yani 1770'ler dedin de Neftçizadelerin esas dayandıkları dönem 4. Murat zamanı. Meşhur Bağdat Seferi. Ondan sonra bölgede Neftçizadelere bu imtiyazı verdiği şeklinde. Belgenin aslı bulunamadı değil mi hala? Yani o bahsedilen ferman aslı bulunamadı. Fakat daha sonraki belgelerde ki sen Ali onları görmüşsündür. Belgelerde 4. Murat zamanında verilen bu fermana hep bir atıf var. Yani biz de dolayısıyla bu fermanın varlığını kabul ediyoruz. Somut olarak bir ferman. O zaman 17. yüzyılın ilk yarısına kadar bu imtiyazı götürebiliriz eskilik bakımından. Kesinlikle hocam, çok doğru söylediniz. 1772'deki bulundu hocam ama 4. Murat dönemindeki henüz bulunamadı. Ama sonraki evraklarda çok atıf var ona, çok referans var. Şimdi Neftçizadeler şunu söylüyor hocam, Zekeri hocamın sesi gelmedi. Hocam sesiniz gelmedi bir şey. Tamam. Yani Davut Bey'in hatırlatması ve tabii ki aklımıza Evliya Çelebi'yi getiriyor. Evliya Çelebi doğrudan doğruya oradaki zift menba diyerek Musul ve çevresine deki petrole işaret etmiş olması, nefti işaret
etmiş olması demek ki onun döneminde de ki bu 1650'ler 60'larda net bir şekilde bilinen ve bir imtiyaz olarak birilerine devredilmiş olduğunu gösteriyor. Yani gerek Davut Hocam'ın ifadesine teyiden ve gerekse senin mühimmel kaydının bir öncesine hatırlatmak babında Evliya Çelebi'yi de hatırlatmak istedim. Evet, Evliya Çelebi'yi açınca hocam tabii söz bitmez. O Musul'dan geçerken 1651 sizin bahsettiğiniz evet. Şey tarih. Biraz da abartıyla kafileyle geceleyin yol alırken kendiliğinden yanan petrol kuyularının yapmış olduğu ışıktan rahatlıkla kafilenin seyahat edebildiğini, yol alabildiğini anlatır. Evliya Çelebi'ye özgü şeyle tabii o sevdiğimiz abartısıyla birlikte. Yani evet. Şunu söyleyelim sohbet bağlamında belki daha da iyi olur. Onu abartı olarak almayalım. Şimdi biz son yakın dönemlerde Musul'da gün içinde o petrol çıkartılan bazı yerlerden geçerken bile bacadan çıkan o şey alev gece karanlığında ciddi bir aydınlatma yapabileceğini tabii. Düşünüyorum. Özellikle tabii. O gün şartlarda başka bir aydınlatmanın olmadığı bir yerde hakikaten bu şey çok abartılı dünyayı değil. Dünyayı aydınlatan ama, bir ışık. Evet ama sanatsal bir anlatımla bunu söylüyor. Evet. İlginçtir. Çizdiği haritada da çok net bir şekilde başka yerleri daha küçük minnacık gösterirken Menba Zift diye doğrudan doğruya çok böyle neredeyse Van Gölü gibi böyle bir şey bir çizim yaparak Musul etrafındaki kaynağı gösteriyor. Bu da bu anlatımını destekliyor. Evet. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Gerçekten Nefçizade ailesi bu petrol üretim veya Osmanlı petrolleri dediğimizde ilk hatırlamamız gereken ailelerden. Maalesef henüz müstakil bir çalışma yok aileyle ilgili. Parça parça çalışmalar var. Fakat Osmanlı arşivinde bir hayli belge var bununla ilgili. Şimdi 1889'da buradaki kuyuların Hazine-i Hassa adına kaydedilmeye başlamasından itibaren Nefçizade ailesiyle Hazine-i Hassa arasında kelimenin tam anlamıyla bir yazışma trafiği başlıyor. 30-40 yazışma var. Ben çok özetle bu yazışmalarda Nefçizade ailesi ne diyor devlete onu aktarayım. Çok özetle söyleyeceğim. Öncelikle şunu diyorlar. Biz birkaç yüz senedir, 300-400 senedir buradaki petrolleri, neft kaynaklarını işletiyoruz. Ve bunlar hüccet ve resmi kayıtlarla tasdik edilmiştir. Yani öyle herhangi bir şüpheye mahal bırakacak şekilde işletmiyoruz bu neft kaynaklarını. Bu kaynakları işletirken kazandığımız kazanç 300 kişiyi aşkın bir aileyi beslemektedir. Dolayısıyla önemli bir gelir kaynağı bizim için buradaki neft gelirleri. 30 yıldır da ihtisap vergisi ödüyoruz devlete. Bunlar da yine kayıtlarla sabittir diyorlar. En önemlisi de ve bana en ilginç görünenlerden birisi de şöyle bir iddiaları var. Sultan Mustafa zamanında inşa edilen bir camiden bahsediyorlar Kerkük'e. Bu camiyi dedeleri Hacı Ahmet tamir ettirmiş. Neftten kazandığı parayla yetmemiş. Yanına bir de medrese inşa etmiş. Bu medresede eğitim faaliyetleri halihazırda devam ediyor. Bütün bunlar neft geliriyle yapılıyor. Eğer bu neft kuyuları ellerinden alınırsa bunların hepsi aksayacak. Direkt kendi ifadeleri bu hayır hasenatlar akim kalacak. Padişah da o kadar işte birçok yerde bu tür imaretleri yapan padişahın da hiçbir zaman buna gönlü razı olmayacaktır. Şeklinde bunları bazen bir kısmını önceden bir kısmını sonradan gelecek şekilde defalarca bazen doğrudan padişaha bazen doğrudan sadrazama olacak şekilde Hazine-i Hassa'ya bu şekilde dilekçeler gönderiyorlar. 1890'ların sonuna kadar bu dilekçeleri sürekli görüyoruz kayıtlarda. Hazine-i Hassa'nın bunlara söylediği şey ise tamamen teknik bir şey. Yapılan uygulamanın arazi kanunnamesine uygun olduğu, iradenin kendilerini buradaki kuyuları işte padişah adına kaydetmeye müsaade ettiği, Hazine-i Hassa adına daha doğrusu.
Dolayısıyla bunun üzerine bu tür muameleleri yaptığını söylüyor Hazine-i Aslâ'da. Burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. 1928'de Davut Hocam çok iyi bilir. Nefçizade Nazım Bey Türkiye Cumhuriyeti'ne, o dönemki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bir dilekçe yazıyor. Bu Nefçizade Nazım Bey Meclis-i Mebusan'da Kerkük Mebusudur. O dilekçesinde diyor ki, biz Osmanlı döneminde ürettiğimiz bu gelirden, verdiğimiz vergi, ürettiğimiz bu neften verdiğimiz vergi kayıtlarını talep ediyoruz. Çünkü uluslararası mahkemelerde bir dava açmak niyetindeyiz. Bunları delil olarak göstereceğiz diyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti birkaç ay içerisinde bu kayıtları bulup 1918'e kadar, yani Musul'un İngilizler tarafından işgal edildiği tarihe kadar Nefçizade ailesinin ödedikleri vergileri tespit edip aileye teslim ediyorlar. Bu şunu gösteriyor. Hazine-i Aslâ her ne kadar bu konuyu şu noktayı aydınlatmak için açtım. Hazine-i Aslâ her ne kadar bu iradeleri çıkartmış olsa da, yani bütün petrol kuyuları, bütün petrol kaynakları artık Hazine-i Aslâ'nındır demiş olsa da, daha önceden bu hakkı elde etmiş, öyle ya da böyle bir şekilde elde etmiş olan bir ailenin elindeki kuyuları zapt etmiyor. Onların elinden bunları almıyor. 1918'e kadar bu kuyuları işletmeye devam ediyorlar. Ha, çok uğraştırdıklarında not olarak düşmek gerekiyor. O kadar yazışma herhalde aileyi bir hayli bugünkü anlamda strese sokmuştur ama netice itibariyle bu kuyuları kaybetmiyor o aile. Devletin bu iradeler üzerine böyle bir despotik muamelesi de olmadığını buradan kaydetmek gerekiyor. İkinci önemli bir isimden daha bahsedeceğim. Sonra bu başvurular kısmını kapatacağım. Çok fazla başvuru var. Her birine ayrı ayrı girmek istemiyorum. Ama Nemlizade Hasan Tahsin'i de atlarsak herhalde, değil mi Davut Hocam? Bir boşlukta bırakmış evet. Oluruz konuyu. Trabzonlu ofluydu galiba, değil mi Ali Bey? Karadenizli hocam. Karadenizli. Ya Nemlizade ailesi çok önemli bir tüccar ailesi. Karadenizli, evet. Beratlı bir tüccar ailesi. Çok namlı, şanlı. Bugün bile hala Trabzon'da Nemlizade dediğiniz zaman birçok insan hatırlar. Oranın yerlileri özellikle hatırlar. Ailenin İstanbul'la ilişkisi ne zaman başladığını tam olarak tespit edemedim. Fakat Nemlizade Hasan Tahsin'in babası 1891'de ölüyor ve mezarı İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'la ilişkilerini 1891 öncesine götürebiliriz belki. Fakat 1896'da ilk defa petrol imtiyazı talep ettiğine göre 1896'dan önce Nemlizade'nin kendisinin İstanbul'da bulunduğunu söylemek mümkün. Nemlizade Hasan Tahsin'i biraz daha yakından bilmekte fayda var. Şöyle, Nemlizade Hasan Tahsin'in kızı Fatma İclal Hanım bizim Orta Doğu tarihçi çalışanlar açısından çok önemli bir kişiyle evlidir. Said Talat Bey'le. Said Talat Bey'in Hint Deniz Hakimiyeti ve Türkler isminde bir kitabı var. Belki bugün içindeki bilgilerin birçoğu eskimiştir ama dönemi itibariyle çok önemli bir kitaptı. Onların oğlu da Talat Said Halman, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kültür bakanıdır. Yani dolayısıyla Cumhuriyet döneminde de aktif olan bir aile geçmişine sahip, daha doğrusu Hasan Tahsin'den bakarsak geleceğine sahip bir ailedir. Şimdi Hasan Tahsin 1896 tarihinde, yılında imtiyaz talebinde bulunuyor. Ama Hazine-i Aslâ'nın kontrolünde olan yerlerde değil, Hazine-i Aslâ'nın kontrolü dışında kalan yerlerde. Belki Karadeniz zekasını kullanarak bu kadar Hazine-i Aslâ'ya başvuru var. Bir de ben arada kaynamış olmayayım diye düşünüp, Bağdat vilayetindeki önemli petrol kaynakları olduğu biliniyordu o tarihlerde de. Mendili'de mesela. Oradaki kuyular için müracaatta bulunuyor. İlk müracaatı geri dönüyor. Nizamnameye aykırı diye. Çok abartılı taleplerde bulunduğu için geri dönüyor. Bu geri dönüş yazısında ilginç bir detay var. Diyor ki Maden Nezareti, evet bize başvurdun ama neden Basra'yı dahil etmedin? Basra da Hazine-i Aslâ'nın kategorisine alınmış bir maden değil. Basra'daki petroller için de başvurabilirsin deniliyor kendisine. Bu sefer hem Bağdat hem Basra için başvuruda bulunuyor. Ve çok geçmeden olumlu bir cevap alıyor. 1898'in başlarında
imtiyaz talebi kabul ediliyor. İlginç bir şekilde, çünkü normalde bu tür başvurular çok uğraştırılıyordu. Diğer başvuruların birçoğuna cevap bile verilmemişti. Hasan Tahsin'e cevap verilmiş ve bu vilayetlere bildiriliyor. Şubat 1898'de Bağdat vilayetine bildiriliyor. İlginç olan şey şu, Nemrizade Hasan Tahsin Bağdat Hazine Yasası kapsamında değildir diye imtiyazı talep etmiş. Fakat Eylül'de bu Bağdat vilayetindeki petroller de Hazine Yasası'ya aktarılmış. Bu sefer diyorlar ki Hazine Hasan Tahsin'e, elindeki ruhsatı, arama ruhsatını tasdik ettirmen gerekiyor Hazine Yasası'ya. Çünkü buradaki madenleri kontrol eden o nezaret. Bu sefer bizim Karadenizli zekasına güvenerek, madem Bağdat'taki imtiyazımı tasdik ettireceğim, o zaman Musul'da Hazine Yasası'da değil mi? Ben Musul'daki petrol imtiyazlarını da talep edeyim diyerek hem Musul hem Bağdat'taki imtiyazları talep eden yeni bir başvuruda daha bulunuyor. Tasdik ettirmek yerine yeni bir başvuruda bulunuyor. Fakat bu tarihte yaşanan bir gelişme onun bu teşebbüsünün yerine gelmemesine sebep oluyor. 1899 Mayıs'ında Anadolu Demiryolları şirketi imtiyaz Bağdat'a kadar uzatılacak demiryolu için imtiyaz mukavelesini teklif ediyor Osmanlı hükümetine. Bu imtiyaz mukavelesinin 22. maddesi demiryollarının demiryolu hattının 20 kilometre sağ ve 20 kilometre solundaki bütün arazide ve bütün madenleri arama hakkını tanıyor Anadolu Demiryolları şirketine. Bu o döneme kadar yapılan başvuruları etkilemese de bir süreliğine yapılan işlemlerin durmasına sebep oluyor. Nitekim uzun bir süre imtiyazla ilgili yapılan başvuruların değerlendirilmediğini görüyoruz. Hasan Tahsin'in başvurusu da değerlendirilmemiş. Ama Hasan Tahsin yaptığı başvurusunu 1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edildikten sonra yeniden gündeme taşıyor. Bu sefer bir protesto name yazıyor hükümete ve bu protesto namesinde daha önce talep ettiği ve kendisine verilmiş olan bir senelik ruhsatın kullanmadığı geri kalan kısmının kendisine tanınmasını istiyor. Bu hak talebi reddediliyor. Çünkü üzerinden zaman geçmiş. Şimdi bu talebine bu şekilde bir talep bulmasının doğru olmadığı söyleniyor. Ve bu protesto namesinden sonra tabii ki hiç pes etmemiş Nemrizade Hasan Tahsin. Doğrudan Kamil Paşa'ya Ocak ayı başlarında bir imtiyaz talebi istediğini fakat bunun reddedildiğine dair bir dilekçe yazıyor. Ama talihsizlik bu ya, Babali baskını esnasında, Babali baskınının hemen sonrasında Kamil Paşa istifa edince Nemrizade Hasan Tahsin oradan da umduğunu bulamıyor. Bütün yazışmaları 1916 yılına kadar, yani öldüğü zamana kadar devam ediyor. Öldükten sonra da hakkında çok fazla spekülasyon var evraklara yansıyan. Kötü bir şöhreti var. Çünkü İskenderun'daki petrol imtiyazını Ahmet Necati Efendi'den almış. Bunu Fransız bir anonim şirketine satmış. Bunun aynı şekilde Musul petrolleri için de yapacağı söyleniyor. Onunla ilgili birçok tartışma var. Burada da şunu göstermek istiyorum. Yani 1890'larda başlayan, 1916'ya kadar süren yaklaşık 25 senelik bir imtiyazın hiçbir şekilde sonuçlanmamış olması şaşırtıcı. Yani tabii ki Nemrizade Hasan Tahsin'in burada neyi amaçladığını da tam olarak bilmiyoruz. Marian Kent'in İngiliz arşivlerinden bulduğunu iddia ettiği bir belgeye göre bu elde alacağı imtiyazı Darcy'ye satacaktı diyor. Ama tabii ki bu da kesin bir bilgi değil. Bu şekilde Nemrizade Hasan Tahsin imtiyaz talebi ilk başta kazandığı ruhsat dışında hiçbir şekilde hayata geçmemiş oluyor. Çok hızlı bir şekilde hocam buradan şirketlerle ilgili birkaç şey söyleyerek bu faslı kapatmak istiyorum. Osmanlı hükümetine sadece şahıslar başvuruda bulunmamış, şirketler de başvuruda bulunmuş. Onlar da imtiyaz talep etmişler. Burada iki ülke karşımıza çıkıyor. Birincisi İngilizler ve Almanlar. İngiliz ve Almanlar 1900'lerin başından itibaren biraz sonra belki temas ederiz. Donanmada petrol kullanma amacıyla çalışmalar başlatıyorlar. Ama işin ilginç tarafı şu, o tarihlerde ne İngiltere'de ne de
Almanya'da keşfedilmiş bir petrol kuyusu yok. Dolayısıyla bu iki devlet ister istemez petrolün olduğu yerlere yönelmek durumunda kalıyor. Almanlar bunu demiryolu üzerinden yapmayı deniyorlar ve demiryolu imtiyazı talep ederek bu bölgedeki ya petrol bölgelerine ulaşmayı istiyorlar. Bağdat'a kadar uzatılacak hat için ilk müracaat 1899'da az önce de söylemiştim. Bu talepleri 5 Mart 1903'te kabul ediliyor ve Almanlara demiryolu imtiyazı veriliyor. Anadolu Demiryolları şirketi bu imtiyazı aldıktan sonra aşağı yukarı bir yıl sonra bir de petrol imtiyazı için başvuruyor. 1904'te Temmuz 1904'te yanlış hatırlamıyorsam bu sefer petrol imtiyazı için başvuruda bulunuyorlar ve kendilerine hemen ruhsat veriliyor. Normalde birçok muameleye tabi olması gereken bu ruhsat Anadolu Demiryolları şirketine çok hızlı bir şekilde veriliyor ve Anadolu Demiryolları şirketi bu ruhsatı alır almaz bir yıl içerisinde bir takım çalışmalar tamamlaması gerekiyor. Bunun sondaj yapması gerekiyor. Bölgede araştırmalar yapması gerekiyor. Ve rapor hazırlaması gerekiyor en önemlisi. Fakat süre geçmiş olmasına rağmen Anadolu Demiryolları şirketi bunların hiçbirisini yerine getirmiyor. Hazine Yasa bir uyarı gönderiyor sürenin geçtiğine dair. Mesafeyi bahane ediyorlar. Çok uzak bir bölge gidemedik. En kısa zamanda tamamlayacağız diyorlar. Fakat o yine tamamlanmıyor. Bu sefer feshedileceği imtiyazın söylenince derhal alelacele bir rapor sunuyorlar. Raporla beraber bir de mukavele teklifi sunuyorlar. Bölgede biz araştırma yaptık, petrolleri işleteceğiz diyorlar. Fakat Hazine Yasa bu taleplerini zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle kabul etmiyor. 1907 yılında işler iyice birbirine giriyor. Çıkmaza giriyor ve şirketle Hazine Yasa arasındaki ilk başta verilen ruhsat feshediliyor. Halbuki Hazine Yasa'nın en kolay ruhsat vermeye yanaştığı şirket Anadolu Demiryolları şirketiydi. Bu da maalesef istenen şekilde sonuçlanmıyor. İngilizler ise Osmanlı Devleti'nde ilk defa Osmanlı Devleti'nde değil İran'da petrolün peşine düşüyorlar. Meşhur Reuters imtiyazı 1872'de bugünkü Reuters ajansının sahibi olan Reuters İran'da petrolün de içerisinde bulunduğu bir maden imtiyazı talep ediyor. Bu veriliyor kendisine. Fakat Rusya'nın baskısı sonucu ilk başta hemen çalışmalar yapılamıyor. Tekrar başvuruda bulunuyor Reuters. İkinci başvurusunda bir de şirket kuruyor. Buradaki madenleri işletebilmek için. Bu şirket yine Rus baskısından dolayı, kuzeyinde özellikle İran'ın kuzeyinde Rus baskısından dolayı 1899 yılında adeta şirket kapanma noktasına geliyor. Orada gümrük müdürü olarak bulunan Kitapçıyan, Antoine Kitapçıyan ki bir Ermenidir. İngiliz Büyükelçisi Drummond Wolfe'la İngiltere'ye gidip Londra'ya Reuters'in şirketini kurtarma yolu arıyorlar. Karşılarına Darcy çıkıyor. William Darcy çok önemli bir isimdir Orta Doğu petrol tarihinde. APOC'un kurucusu, Anglo-Persian Oil Company'nin kurucusu. 1930'larda, 34'te Anglo-Iranian Petroleum Company oluyor. Ve 1950'lerde de BP oluyor. Bugün BP olarak devam eden şirket. Bu şirketin kökleri ta Darcy'ye kadar dayanıyor. Ve bu şirket İran'da petrol çıkartıyor. Petrol çıkartmak için çalışıyor. Reuters'in şirketini kurtarmak için Londra'ya gelen Kitapçıyan ve Wolf Darcy'yi bulunca Darcy bu imtiyazı kabul ediyor. Yani bu imtiyazı almayı kabul ediyor. Fakat yeniden bir antlaşma teklif ediyor. 1901 yılında bu antlaşma Mayıs 1901'de Muzaffereddin Şah tarafından Darcy'ye veriliyor. Az önce de belirtmiştim 40 bin pound karşılığında bu imtiyazı Darcy alıyor. Ama Darcy bu imtiyazı hayata geçirebilmek için faaliyetlere başladık deyince bir sürprizle karşılaşıyor. Açılan kuyuları tek tek açılan kuyular boş çıkıyor ve petrole bir türlü ulaşılamıyor. Ta ki 1908'in Mayıs'ına kadar, 1908 Mayıs'ında ilk defa Mescid-i Süleyman'da petrole ulaşılıyor. Şimdi Mayıs 1901'de Darcy İran'dan aldığı bu imtiyazı aldıktan hemen sonra bir de Osmanlı topraklarındaki hemen yakın bölgelerdeki petrol imtiyazını da almak için
faaliyete başlıyor. İlk başta Alfred Marriott'u, yani İran'daki petrolleri üzerine almak için danışmanlığını yaptığı Alfred Marriott'u İstanbul'a gönderiyor. Marriott 8 ay gibi bir süre İstanbul'da kalıyor. Fakat bir sonuç elde edemiyor. Londra'ya dönüyor. Arkasından Edward Nichols İstanbul'a geliyor. Edward Nichols da 21 Temmuz'da Hazine-Hassa'dan 21 Temmuz 1904'te Hazine-Hassa'dan imtiyaz talep ediyor. Müracaat edip imtiyaz talep ediyor. Fakat 17 Temmuz'da, yani tam 4 gün önce, bu imtiyaz Hazine-Hassa tarafından Anadolu Demiryolları şirketine verilmiş. Çaresiz beklemek zorunda kalıyor. 1907'de Anadolu Demiryolları şirketiyle Hazine-Hassa'da artık ipler kopma noktasına gelince yeni bir teklifte daha bulunuyor Edward Nichols. Bu sefer Edward Nichols'un teklifi çok olumlu bir şekilde karşılanıyor. Ama hemen imtiyaz verilmiyor. Beklemeye bırakılıyor. Anadolu Demiryolları şirketiyle herhangi bir uzlaşmaya varılır beklentisiyle. Bu sırada ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. İkinci meşrutiyetten sonra ikinci Abdülhamit 27 Nisan'da tahttan indirilince Hazine-Hassa üzerindeki petrol imtiyazı hakları da Maliye Nezareti'ne devrediliyor. Bu sefer Edward Nichols başvurusunu Maliye Nezareti'ne yapmak durumunda kalıyor. Fakat orada da başka bir konu devreye giriyor. Aynı tarihlerde İstanbul merkezli National Bank of Turkey kuruluyor. İngilizler artık kurumsal olarak bu imtiyazı almak istiyorlar Osmanlı'dan. Affedersiniz hocam. Kurumsal olarak almak istiyorlar. National Bank of Turkey 1909 yılında İstanbul'da kuruluyor. Bunun mensupları çok önemli. Genelde Turkish Petroleum Company'in bir önceki versiyonudur Türk Milli Bankası. Çünkü Turkish Petroleum Company kuranlar aslında Türkiye Milli Bankası'nda kuran kişilerle aynıdır. Ama Türkiye Milli Bankası'ndaki bazı isimler Türk Petrol Şirketi'nde yoktur. Bu isimlerden bir kısmı şöyle: Sait Paşa, meşhur Sadrazam Sait Paşa, Sait Halim Paşa yine sadrazamlık yapmış. Bunlar Türkiye Milli Bankası'nın içerisinde aza olarak bulunuyor. Hasan Fehmi Paşa, meşhur Henry Babington Smith ki bankanın müdürüdür. Sir Adam Block, modalı Edwin Vital ailesinden. Ve Kalust Gülbenkian ki petrol sektöründe o tarihlerde önemli bir isimdir. Türkiye Milli Bankası kurulunca İngilizlerin kişisel teşebbüsleri artık bu tarihten sonra olmadığını görüyoruz. Bu kurumlar üzerinden devam edecek. Ama bu esnada başka bir gelişme daha yaşanıyor. İngiltere petrolü donanmada kullanmaya karar veriyor. Az önce de dediğim gibi İngiltere'nin o tarihlerde herhangi keşfedilmiş bir petrol kaynağı yok. Dolayısıyla İngiltere'ye petrol tedarik edebilecek olan bir şirket veya bir şahıs oldukça karlı bir işe girmiş de olacak. Bundan dolayı çok acele bir şekilde Türkiye Milli Bankası'nı kuran ekip Türk Petrol Şirketi'ni hayata geçiriyor. Bu iki şirketin de isminde Türk olması bizi yanıltmasın. Kurucuları Türk değil. Evet, bazı Türkiye Milli Bankası'nda Türkler de var ama kurucuları İngilizler. Türkiye'deki, o dönemki Osmanlı'daki faaliyet yürütecekleri için bu isimleri tercih ediyorlar. Tıpkı İran Milli Bankası, Mısır Milli Bankası'nda olduğu gibi. Türk Petrol Şirketi apar topar bu şekilde kuruluyor. Ve Osmanlı Bankası'nda olduğu gibi. Evet. Osmanlı Bankası'nda da durum aynı. Ortakları Türkiye Milli Bank, pardon, Türk Petrol Şirketi'nin ortakları Anadolu Demiryolları Şirketi birincisi, %25 hisseyle. İkincisi Royal Dutch Shell grubu, o da %25 hisseyle. Türkiye Milli Bankası %35 hisseyle, Gülbenkian ise %15 hisseyle 1912'de kurulan Türk Petrol Şirketi'nin ortakları oluyorlar. Anadolu Demiryolları Şirketi'ni, yani Almanları, İngilizlerin bu tarihte Türk Petrol Şirketi'ne ortak etmelerinin sebebi, demir yollarının 20 kilometre sağında ve 20 kilometre solunda maden arama haklarını elinde bulunduruyor olmasından dolayı. Çünkü herhangi bir imtiyaz alamazsak diyorlar,
buradaki halihazırda verilmiş hakkı kullanırız. O şekilde bu güzergah üzerinde petrol ararız diye düşünüyorlar. Çok geçmeden Birinci Dünya Savaşı patlak verecek. Ama bu esnada Londra'da yürütülen Londra müzakereleri, Hakkı Paşa'nın Osmanlı'yı temsilen yürüttüğü Londra müzakerelerinde yine petrol gündeme geliyor ve petrol imtiyazları birçok Osmanlı bölgesindeki, yani Orta Doğu'nun değişik yerlerindeki Kuveyt'ten Yemen'e kadar petrol imtiyazları bu görüşmelerde ele alınıyor. Bu esnada tam 19 Mart 1914 tarihinde Foreign Office Antlaşması imzalanıyor. Foreign Office Antlaşması'nda Türk Petrol Şirketi yeniden şekillendiriliyor. APOG, yani Anglo Persian Oil Company, Türk Petrol Şirketi'ne ortak ediliyor. Gulbenkian'ın hissesi de %5'e düşürülüyor. Bu Mr. 5% buradan mülhemdir. 1914'teki Foreign Office Antlaşması'ndan. Ve en önemlisi, Türk Petrol Şirketi'nin faaliyet alanı belirleniyor. Bu çok geniş bir çerçeve, antlaşmada 10. maddedir. Kafkasya'dan Orta Doğu, bugünkü Orta Doğu olarak tanımladığımız, Yemen'i de içerisine alan, Anadolu'yu da içerisine alan geniş bir bölgeyi faaliyet alanı olarak belirliyor. Türk Petrol Şirketi bu Foreign Office Antlaşması'yla. Mayıs 1914'te APOC %50'sini, yani Anglo Pers Oil Şirketi'nin %50'sini İngiliz hükümeti satın alıyor. Böylece aslında yarı devlet, yarısı şirket şeklindeki bir yapılanmaya dönüşüyor Anglo Pers Petrol Şirketi. 28 Haziran 1914, yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına tam bir ay var. 28 Temmuz'da başlayacaktır. Said Halim Paşa İstanbul'daki İngiliz ve Alman büyükelçilerine bir mektup gönderiyor. Bu mektupta Türk Petrol Şirketi'nin Orta Doğu'da, da tabii Orta Doğu denilmiyor, Musul bölgesinde talep ettiği imtiyaz haklarının kendisine verilebileceğini, bunun da ileride belirlenecek şartlarla sağlanacağını dair bir niyet mektubu gönderiyor. Savaş patlak verince bütün bunların hiçbirisi faaliyete geçmiyor. Zaten Said Halim Paşa'nın mektubu da kişisel bir inisiyatiftir. Yani devletin görüşünü yansıtan bir, her ne kadar sadrazam olsa da devletin görüşünü yansıtan bir mektup değildir. Savaş patlak verince bu sefer petrolle ilgili gelişmeler tamamen arka planda kalıyor. Sadece 1916'da Sykes-Picot'a Musul Fransızlara bırakılıyor. Savaştan sonra ise petrol ilgili ilk buluşma San Remo'da gerçekleşiyor. San Remo'nun hemen sonrasında, buraları biraz hızlı geçeceğim hocam müsaadenizle. Biraz vakti de hız, şimdi dikkatimi çekti, biraz geçmişiz. San Remo'da buluşma gerçekleşiyor. Hemen sonrasında Longbranger Antlaşması. Burada yapılan şey özetle şu şekilde. Almanlara ait olan %25'lik hak, Almanların savaşta İngiltere ve Fransa karşısında savaşması ve kaybetmesi sonucu Almanlardan alınarak Fransızlara devrediliyor. Bunun karşılığında da Fransızlardan Musul alınarak İngilizlere veriliyor. Longbranger Antlaşması'ndaki bu paylaşım basına da yansımış. O dönemki basındaki tartışmalar da var bu konuyla ilgili olarak. Fakat burada en önemli gelişmelerden birisi de şu, Amerikalıların talepleri karşımıza çıkıyor. Amerikalılar open door policy, yani açık kapı politikasıyla savaşta kazanan tarafta yer aldıklarını, bundan dolayı petrol paylaşımında kendilerine de bir hisse verilmesi gerektiğini, Türk Petrol Şirketi'nden bir hak talebinde bulunduklarını dile getiriyorlar. Özellikle Lozan öncesinde Amerikalıların dışlanması biraz bu petrol paylaşımında. Türkiye'nin ise çok akıllıca davranıp Amerika'ya böyle bir petrol işletme talebinde bulunması halinde, ki Chester imtiyazı burada önemli. Ankara'da Chester'ın girişimleri önemli. Kendisine bu imtiyazın verilebileceğinin ima edilmesi, Lozan'ın ilk kısmında, yani Şubat'a kadar olan kısmında Amerika'nın Türkiye lehinde bir tavır almasıyla sonuçlanıyor. Ya, tam lehinde diyemeyiz belki ama özellikle bu imtiyazlar konusunda Türkiye, Musul konusunda da Türkiye lehinde bir tavır almasıyla sonuçlanıyor. Tabii ki bu ikinci yarısında değişiyor Lozan'ın. Çünkü Amerika'ya bir hisse vaat ediliyor. Türk Petrol Şirketi'nde İngilizler tarafından ve Amerika tavır değiştiriyor.
Fakat petrol konusu Lozan'da çözülemiyor. Petrol paylaşımı Lozan'da yok. Gizli gündem olarak her zaman var İngilizlerin kafasında, Fransızların da var, Türklerin de var aslında. Çünkü Lozan devam ederken Türk heyetinden iki kişi İngiltere'ye gidip bir takım petrolcülerle buluşuyorlar. Petrol uzmanlarıyla buluşup görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Lozan'da çözülemeyen petrol konusunu biraz Musul meselesiyle ilişkilendirirsek Haliç Konferansı'na taşınıyor. Orada da çözülemeyince 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması'nda bu konu çözülüyor. Ve Türkiye'ye Irak hükümetinin Musul petrollerinden elde edeceği karın %10'u 25 yıllığına veriliyor. Böylece Türkiye %10'luk vergi talep ettiği, başvurulardan başvuran herkesten %10'luk vergi talep ettiği bir payı bu sefer kendisi almış oluyor. Tabii ki bu 25 senelik bir süreyle veriliyor. Türk Petrol Şirketi'ne bakacak olursak 14 Mart 1925 tarihinde Irak hükümetiyle bir antlaşma imzalanıyor ve bu antlaşmayla Irak bölgesindeki Basra'nın dahil olup olmaması çok tartışıldı ama netice itibariyle dahil edildi. Basra'da dahil olmak üzere Irak'taki bütün petrol kaynakları Türk Petrol Şirketi'nin kontrolüne devrediliyor 14 Mart 1925 tarihli antlaşmayla. Bence burası çok önemli, biraz vurgulamak lazım. 14 Mart 1925 imtiyaz anlaşması, yani Irak'taki bütün petrolleri İngiltere'nin bu şirketin işleteceğine dair yapılan nihai anlaşma. Yani o zaman şöyle demek lazım. 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması'na varan süreçte, giden yolda asıl Musul vilayetinin Irak Krallığı'na, Britanya mandası altındaki Irak Krallığı'na bırakılacağına dair asıl gelişme bu Mart 1925'teki hadisedir. Çünkü orada bütün imtiyazlar, bütün petrol çıkarma işletme imtiyazları Türk Petrol Şirketi'ne verildiğine göre Musul vilayetinin bu durumda bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne verilmesi diye bir şeyin söz konusu olamayacağı, bununla ilgili asıl kararın da Mart 1925'te alındığını söyleyebilir miyiz? Bu çok önemli çünkü ve hani vurgulanmıyor. Çok ön planda olan bir şey değil bu. Bence asıl karar burada verilmiş. Mart 1925'te Haziran 1926 tarihli Ankara Antlaşması'nın nasıl ortaya çıkacağı doğal sonucu burada kararlaştırılmıştır. Çok doğru hocam. Çok doğru tespit ettiniz. Kesinlikle. Yani burada imtiyazın tamamının Türk Petrol Şirketi'ne verilmesi aslında Musul vilayetinin de Türkiye'ye bırakılmayacağını gösteriyor. Çünkü asıl petrol kaynakları Basra'da falan değil. Her ne kadar Basra'da verilmiş olsa da o tarih itibariyle bilinen en önemli kaynaklar Musul'da bulunuyor. Yani aslında 1925 Antlaşması her ne kadar bütün Irak bölgesindeki petrolleri Türk Petrol Şirketi'ne havale etmiş olsa da hocam, orada Musul petrolleri en ön planda. Yani Musul petrolleri aslında veriliyor Türk Petrol Şirketi'ne. Evet. Dediğiniz gibi dolayısıyla daha sonraki Ankara Antlaşması'yla sonuçlanacak olan Musul'un Irak'a bağlanması burada fiili olarak, her ne kadar hukuki olarak olmasa da fiili olarak kararlaştırılmış demektir. Yani kaderi burada belirlenmiş aslında. Bir yıldan daha fazla bir zaman önce Musul vilayetinin kaderi bu gelişmeyle belirlenmiş durumda. Doğru hocam. Bunu doğru, net bir şekilde söylemek lazım. Hocam 5 teklif var. 1925 antlaşması için Türk Petrol Şirketi'nin sunduğu 5 teklif var. Bu son 2 yıl içerisinde, yani 1923'ten başlayıp Lozan'dan sonra başlayıp 25'e kadar 5 defa teklifte bulunuyorlar. Ve bu teklifler bütün hepsine ulaşma imkanım oldu. Çok cüzi değişiklikler var. Mesela deniyor ki Transfer Territories diye bir bölge var. Yani 1913'te İran'la Türkiye arasında transfer edilen bir bölge var. O bölge Darcy'nin imtiyaz aldığı tarihlerde İran'da olduğu için Darcy bu bölgedeki petrolleri zaten işletiyor. Yani o tarih itibarıyla. Şimdi bu Türkiye'ye verilince bu bölge Türk Petrol Şirketi'ne verilecek antlaşmada
Bu bölge Irak'ta kalmış oluyor ve bu bölgedeki petrollerin ne olacağı tartışılıyor. Deniliyor ki bu bölgede zaten APOK buradaki petrolleri işletiyor. Bunları tekrar Türk Petrol Şirketi'ne almaya gerek yok. Zaten Türk Petrol Şirketi'nin içerisindeki ortaklardan birisi de Anglo-Pers şirketi. Bununla ilgili tartışmalar var. İşte bir teklifte burası Irak'ta var olduğu gözetilerek Türk Petrol Şirketi'ne verilmesi gündeme getirilirken bir sonraki teklifte bu oradan alınıp diğer şirketin şeyine bırakılmış. Tabii Sason Efendi'nin önemli itirazları var bu imtiyaza. En baştaki ilk teklifteki imtiyaza Basra'nın kesinlikle dahil edilemeyeceğini söylüyor Sason Efendi. Ama en son antlaşmada, yani en son imzalanan antlaşmada Basra'nın da bu imtiyaz kapsamına alındığını görüyoruz. Şimdi bu antlaşma imzalandıktan sonra en önemli gündem maddesi şu oluyor ki bu yazışmalarda o kadar çok var ki bununla ilgili bu nasıl paylaşılacak? Türk Petrol Şirketi'nin aldığı bu imtiyaz şirkette nasıl, hangi ortaklar ne kadar hisse alacaklar? Amerikalılar eşit prensip ilkesini güdüyorlar. Bu esnada yani herkes eşit hak almalı. Fakat herkes şöyle bir şey söylüyor. Yani herkes eşit hak alacak ama herkes o kadar bedel ödememiş. Yani İngilizler çok fazla bir bu aşamaya gelene kadar çok fazla uğraşmışlar. Fransızlar hakeza çok fazla uğraşmışlar. Ama Amerikalılar aynı şekilde uğraşmamışlar. Dolayısıyla herkesin aynı hisse alması mümkün değildir deniliyor. Ama İngilizler her ne kadar böyle bir itirazda bulunsalar da 1928-31 Temmuz'unda imzalanan Redline Antlaşması'nda bütün ortaklara eşit hisse veriliyor. Yani Anglo-Pers Petrol Şirketi %23.75, Shell grubu %23.75, Fransız grubu %23.75, Amerikan grubu %23.75 hisse alıyor. Bunların hepsini topladığımızda %95 eder. %5'i tamamlayan da Gülbenk yanılıyor. En küçük ortak. 1928'deki Redline Antlaşması'nda bu şekilde bir paylaşım yapılıyor. Şimdi 1928'deki bu antlaşmanın, Redline Antlaşması'nın kapsadığı coğrafyaya bakıyoruz. 1914'teki Türk Petrol Şirketi'nin Foreign Office Antlaşması'nda sınırlarını çizdiği bölgeyi içerisine alıyor. Hatta Redline Antlaşması'nın bir yerinde Former Ottoman Territories, yani eski Osmanlı sınırları ifadesi geçiyor. Orası düşünülerek, 1914 yılında Osmanlı'nın hakim olduğu bölge düşünülerek imtiyaz buna göre paylaşılıyor. Yani Türk Petrol Şirketi eski Osmanlı topraklarında faaliyet yapmayı 1928 yılında kararlaştırmış oluyor. Peki hangi sınırlardı bunlar? Kafkasya'dan başlıyor bu sınırlar. Kuveyt'i dışarıda bırakacak şekilde Basra Körfezi'ni içine alıyor. Çünkü Kuveyt'teki petrol imtiyazlarını İngilizler daha önce almışlar. Onun için Kuveyt'i bu kapsam içerisine almıyorlar. Yemen'i dolaşarak Akdeniz'e çıkıyor Mısır'dan. Kıbrıs'ı ve Ege Adaları'nı içine alarak Karadeniz'e çıkıyor ve oradan tekrar Kafkaslara kadar uzanıyor. Bu kadar geniş bir coğrafyada faaliyet yürütmek amacıyla faaliyet yürütmeyi planlayarak Redline Antlaşması imzalanıyor. Burada aslında ben çalışmamda Orta Doğu olarak kullandığım ifade aslında bu Redline Antlaşması'nın çizildiği ve kapsam alanına aldığı bölgeyi ifade etmek için kullanmıştım. Onun için yani ben buradaki Orta Doğu petrolünün gelişimini bu sınırlar içerisinde düşünmemiz gerekiyor. 1929 yılında da Türk Petrol Şirketi artık bu bölge Türklerin elinde değildir denilerek Irak Petrol Şirketi'ne dönüşüyor. Bugüne kadar da bu isimle gelmiştir. Burada bir not daha düşeyim. 1928'in Eylül'ünde, yani Temmuz'da imzalanan bu antlaşmadan bir iki ay sonra Aknakarya Antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşma aslında hiçbir zaman hayata geçmemiş bir antlaşmadır. Ama bir prensip ortaya koyuyor bu antlaşma. Şirketliğin ortaklığı prensibini. Yani bu bölgede, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösterecek olan şirketlerin dayanışmasını
dayanışmasına dayalı bir antlaşma yapılıyor. O gün bugündür de Orta Doğu'da aşağı yukarı aynı şirketlerin, yani bazı Rus şirketler de girmiş sonradan, ama aşağı yukarı aynı şirketlerin faaliyet gösterdiğini görmekteyiz. Ben şöyle toparlamak istiyorum hocam, bütün anlattıklarımızı. İmtiyazlar üzerine Osmanlı'nın ve bu kelimeyi ne kadar doğru bilmiyorum ama biraz korumacı, biraz tutucu bir tavır sergilediğini düşünüyorum. Hani birilerine devredip buradaki petrolleri işletmektense biraz tedirgin yaklaştığını, bunda haklılıkları olabilir. Çünkü netice itibariyle bugün baktığımızda Türkiye'nin bir Irak, Suriye veyahut İran gibi olmadığı açık. Dolayısıyla hani bunun bir eleştiri şeklinde değil de bir tespit şeklinde algılanmasını isterim. İkincisi, arama ruhsatı dışında herhangi bir imtiyaz verilmemiş. Osmanlı döneminde de verilmemiş. Yani Abdülhamit döneminde de verilmemiş. İmtiyazların maliye nezaretine devredildiği İttihatçılar döneminde de herhangi bir kalıcı bir imtiyaz verilmemiş. Ki Darcy'in aldığı gibi o kadar geniş çaplı bir imtiyaz hiçbir zaman konu olmamış. Darcy'in imtiyazı Orta Doğu'daki en geniş imtiyazdır. Hala öyledir. Hiçbir zaman ondan daha geniş coğrafyayı kapsayan bir imtiyaz konuşulmamıştır bile. Aramco'nun bile o kadar geniş bir coğrafyada faaliyet alanı yok. Belki çölleri dışarıda tutarak söyleyelim bunu. Rekabet arttırılmaya çalışılmış bu süreçte ama bunda da bir sonuç alınamamış, yani bir üretime gidilememiş, onu görüyoruz. Spekülasyon ile, yani spekülatif imtiyaz talepleri ile üretim amaçlı imtiyaz talepleri birbirine karıştı. Osmanlı döneminde bunları ayırmak neredeyse imkansız hale geldi. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Hazine-i Aslan'ın veya Maliye Nezareti'nin kontrolündeki bütün imtiyaz alanlarında böyle bir sonuç var. Sonuç değişmemiş. Yani 2. Abdülhamit imtiyazları Hazine-i Aslan'a aktarmış olmakla veyahut o imtiyazların Orman ve Maden Nezareti'nde bulunmuş olması arasında çok büyük bir uygulamada en azından fark göremiyorum ben elde ettiğim bilgilerden hareketle. Yapılan antlaşmalarda gizli ifadesini şunun için kullanıyorum. Mesela Lozan görüşmelerinde özellikle petrol kelimesini kullanmamaya dikkat ediyorlar. Hep üstü kapalı olarak ekonomik çıkarlardan bahsediyorlar. Halbuki bu bölgede başka hangi tür ekonomik çıkardan bahsedilebilir? Yani gizli bir petrol gündemi var antlaşmalarda. Bu zaman zaman görünür hale geliyor ama birçok defa bunu söylemekten özellikle kaçınıyorlar. İngiliz hükümeti bizi petrol uğruna savaştınız diye suçlarlar endişesi var. Bu da çok yansımış gördüğüm kadarıyla görüşmelere. 1925'te ancak Türk Petrol Şirketi tam manasıyla bir imtiyaz alabiliyor. Said Halim Paşa'nın mektubu hiçbir zaman somut bir gelişmeye dönüşmüyor. Said Halim Paşa'nın mektubu sadece bir iddia olarak Türk Petrol Şirketi'nin gündeminde yer alıyor. Türk Petrol Şirketi ise ancak 1928'de bugün gerçek bir imtiyaz olarak bahsedeceğimiz bir imtiyaz alabiliyor. Bu imtiyaz da 1928 yılında paylaşılıyor Red Line Antlaşması ile. Red Line Antlaşması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gündemden kalkıyor ve daha şirketler daha bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlıyorlar. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti ülke olarak söylüyorum, bu Red Line Antlaşması'nın içerisine dahil olsa da şirketler hiçbir zaman Türkiye'de faaliyet yürütmüyorlar, onu görüyoruz. Sonuç olarak, son cümle olarak şunu söyleyeyim, en az masrafla en çok kar eden bütün bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Ne Birinci Dünya Savaşı'nda bir bedel ödemiş, ne de bu imtiyaz gibi bir talep oluşturmuş veyahut gidip bölgede araştırma yapmış ama Türk Petrol Şirketi'ne tıpkı İngiltere'nin sahip olduğu kadar bir hisseyle ortak oluyor. Burada bitireyim ben hocam. Sorularla veya yorumlarınızla peki, devam edelim. Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, zihnine sağlık. Hakikaten yani kocaman bir konular bütünü var karşımızda. Petrol tarihi, imtiyazlar tarihi, anlaşmalar tarihi dediğimizde. Her biri belki her bir girişim ayrı ayrı akademik çalışmaya konu olabilecek vasıfları taşıyor. Bu açıdan anlatılanlar çok önemliydi ve bundan sonra
petrol tarihi üzerine çalışacak arkadaşlar için de buradan değil mi alt başlıklar, konu başlıkları çıkmış oldum. Birkaç ufak ilave yapıp Zekeriya Hocam'a ben hemen değerlendirmeleri olursa eğer onları almak isterim. Ali Bey, özellikle bu Hazine-i Hassa'ya devredilmesinden bahsettiniz ya, 3 tane fermandan. Bunlar önemli hakikaten ve bütün kaynaklarda dile getirilir. 1889, 1898 ve 1902 tarihli. Dikkat edersek bu 3 tarih de Almanlara, Anadolu Demiryolu Kumpanyası'na, yani Almanlara, Deutsche Bank'a, Alman girişimine verilmiş olan Bağdat Demiryolu imtiyazlarının verildiği tarihler. Onlara ya da çok yakın tarihler. Mesela nihai anlaşma 1903'te veriliyor, Bağdat Demiryolu imtiyaz anlaşması Almanlara. 1902. Yani bu tarihlerin birbirine çok yakın olması, paralel olması bize aslında bir şey daha gösteriyor. Bu korumacı tavır dedik ya, himayeci tavır bu toprakların. İktisadi düşünceyle olsun, işte koruma refleksiyle olsun, zayıf bir imparatorluğun emperyal güçlere karşı bir vermiş olduğu bir tepki olarak görebiliriz ki son derece mantıklı. Ben de katılıyorum buna. Yani yapabileceği en mantıklı şeylerden bir tanesini yapmıştır. Ama her üç imtiyaz anlaşmasının, Bağdat Demiryolu imtiyaz anlaşmasının Almanlara verildiği tarihte üçünde de bu petrol çıkan toprakların Hazine-i Hassa'ya, yani buradaki petrol arama izninin, işletme izninin Hazine-i Hassa'ya devredilmesinin bir vurgu kısmı var bence. Yani evet, biz demiryolu şirketine bu imtiyazları veriyoruz ama buradaki demiryolu sahasındaki 20-20-40 kilometre dedik, o da çok önemli. Yani Bağdat Demiryolu'yla çok paralel giden şeyler var. Vurgulamak istediğim birinci nokta bu. Bu çok önemli ve üzerinde durmamız lazım. Özellikle hani bu imtiyaz veriliyor fakat buradaki petrol sahalarının her türlü arama, işletme vesaire gibi temel söz hakkı Hazine-i Hassa'ya aittir diye başta Almanlara olmak üzere, müttefikimiz olan o dönemde Almanlara ait olmak üzere güçlü bir mesaj da verilmiş oluyor değil mi? Bu da çok mühim. Mutlaka dikkate almamız gereken bir Hocam, konu. Bir şey daha ben ilave edeyim. Sizin dediğiniz çok doğru. Kesinlikle evet. Çok doğru. Bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk iradenin 1889 tarihli irade ile ikinci irade 1898 tarihli irade. Evet. Bu tarihlerde başka bir şey daha var hocam. İkinci Wilhelm. Ziyaretler var tabii. Evet evet, tam bu tarihlerde tabii. Aslında. Hepsi paralel gidiyor. Yani özellikle evet, anlatmak evet. İstediğim o Bağdat Demiryolu, petrol imtiyazları, Türk-Alman yakınlaşması, Birinci Dünya evet, Savaşı'na evet, giden evet. Süreç. Burada petrolde çok ana bir başlık oluşturuyor. Ve en az Bağdat Demiryolu kadar büyük bir ehemmiyete sahip. Kesinlikle hocam. Çok evet. Doğru. Çok doğru. Evet. Çok doğru bir tespit hocam bu. Evet. Bu onun dışında tabii çok önemli başlıklar dedik. En sonunda IPC dedi. 1929'da değil mi? IPC'ye dönüşüyor. IPC, Irak Petrol evet, Company'ye. Evet, evet, evet. Yani bugünkü ismiyle 29'da devreye girmiş oluyor. 1900 belki şunu ilave etmek lazım. 72'de de İlk kez olmak üzere bu şirketin devletleştirilmesi Irak tarafından, ki Saddam Hüseyin'in burada çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Baas'ın önemli temsilcisi olarak, ama daha henüz iktidarı ele geçirmediği bir dönemde Irak petrollerinin, IPC'nin devletleştirilmesi, millileştirilmesi konusunda çok önemli bir rolü var ve Saddam'a da büyük şöhret kazandıran hususlardan bir tanesi budur. Yani Saddam fenomenini yükseklere çıkaran şeylerden bir tanesi bu. Evet, benim ilavelerim bunlar idi. Bir kez daha teşekkür ediyorum ve hemen hocama, Zekeriya hocama sözü vermek istiyorum. Hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum Davut Bey ve tabii ki Ali Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok kapsayıcı bir anlatı ile bize
petrol imtiyazlarının en azından başlıklarını sunmuş oldular. Belki bunların daha parça parça yeniden gündeme getirilip konuşulması lazım. Burada aklıma bir şey geldi hemen. Bu birkaç sene önce şu anda kabinede olmayan, hatta milletvekili bile olmayan bir enerji bakanı vardı. Oldukça da enerjik bir enerji bakanıydı. Onunla bir karşılaşmıştım ve o sıralarda Türkiye'deki enerji transferiyle ilgili yapılan anlaşmalardan söz ediyordu. Ve o anlaşmalarda şu anda dedi ki en az 70 bin sayfalık bir metin. Yani onun 70 bin sayfalık bir metin. Yani hariciye şey veya Enerji Bakanlığı'nın arşivlerinde sırf enerji transferi, yani Anadolu üzerinden ki enerji transferleriyle ilgili yapılan anlaşma metinleri, ki bu neyi gösteriyor? Yani bu şeyde enerji işinde imtiyaz ve anlaşmaların ne derece büyüdüğünü gösteriyor. Şimdi Ali Bey'le biz Amerikan belgelerini de çalışmıştık. Daha önce epeyce incelemiştik, okumuştuk. Orada imtiyaz mukaveleleri var, örnekleri var ve tabii ki yayınlanmış birçok imtiyaz mukaveleleri var. Değerli arkadaşlar, hiç bu bahsettiğimiz o günkü dünyayı kuran ve aslında bugüne kadar getiren o büyük şirketlerin imtiyaz mukavelelerine baktığınız zaman bugün hiçbir o mukaveleyle hiçbir bankadan basit bir banka kredisi alamazsınız. Hatta bir kredi kartı alamazsınız. Yani bir kredi kartının size teslim ederken imzalattıkları mukaveleden çok daha basit mukavelelerle karşılaşıyorsunuz. İşte bunun için söylüyorum. Bir kere bilinmeyen bir meta üzerinde bir mukavele yapılıyor. Ve sanıyorum Osmanlı'nın sizin de ifade ettiğiniz gibi Davut Bey, o Bağdat Demiryolu'nun önemi kadar ona ayrı bir önem atfediyor. Ve bili altın gibi değil, yani başka bir maden gibi değil. Bilinmeyen ve geleceği konusunda şüpheleri olan bir şeyin bir şekilde böyle koruma altında tutulma ihtiyacı tutulduğu belli. Yani o basit 10-15 maddelik anlaşmayla bunun devrinin doğuracağı sonuçlar adeta bilinmiyor, meçhul. Bu bir. İkincisi, şöyle daha sonraki sürece baktığımızda Orta Doğu'da ortaya çıkan 20'ye yakın devletlerden daha çok imtiyaz mukavelesinin olduğunu görüyoruz. Yani her devletle ilgili belki 20 tane mukavele bulmak mümkün durumda. Dolayısıyla bu mukavelelerin, o zayıf mukavelelerin güçlü bir şekilde işletilmesi için zayıf yönetimlere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden biz sürekli işte İngiltere derken, Amerika derken, Almanya, Fransa derken, yani bölgedeki mandater yapılar yahut da diğer etkin güçler derken aslında görmemiz gereken bu imtiyaz sahipleri olması lazım. Çünkü oradaki zayıf hükümetlerle ancak o yapıları sürdürebiliyor. Dolayısıyla sürekli de bölgenin zayıf ve istikrarsız yapılarla devam etmesinin de belki de altında yatan ana nedenlerinden bir tanesi güçlü anlaşmaların olmadığı veya istemedikleri için, o anlaşmayı sürekli kılabilmek için zayıf yapıların oluşturulması. Zaten 2000'li yıllara geldiğimizde ve onun arkasından 2003 sonrasındaki gelişmelere de baktığımızda bu imtiyaz mukavelelerinin işte 49 yıllık, 75 yıllık vesaire süreçlerinin sonuna doğru gelindiği için de bölgede yeniden bir hareketlenmenin meydana getirildiğini ve daha zayıf yapıların, daha zayıf hükümetlerin oluşturma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün bunu Irak'ta müşahede edebiliyoruz. İşte Libya'da müşahede edebiliyoruz. Libya'da şu anda tabii durum çok farklı bir noktaya geldi. Belki yarın bir gün Libya diyecek ki ya aman şu işçilerin ücretini ödeyen bir firma gelsin, şeyi alsın, imtiyazı alsın diyecek kadar tazip edilmiş, zayıflatılmış bir yapı oluşturuluyor. Dolayısıyla meseleyi sadece bir enerji kaynağı olarak görmek çok zor. Yani dünyanın, modern dünyanın kuran aslında meta olmasının sebebi bu. Ve bizim bölgemizde bu devletlerin kurucu metinlerinin de bir parçası olması hasebiyle. Yani Lozan'da hiç adı geçmiyor, Irak'ın kuruluşunda adı geçmiyor, şurada geçmiyor ama o kurucu metinlerin de ana parçası olarak kabul ettiğimizde bu 100 yıllık serüven içerisindeki geçirdiği
aşamalar veya yaşanan tecrübeler belki önümüzdeki yüzyıl içerisinde hem bu şeyin Davut Bey hani daha epeyce daha gündemimizde olacak en az yüzyıl daha dedi ya hem evet. Bu bağlamda yani gündemimizde olması bağlamında hem de bunun yerinin ne alacağı meselesi bağlamında da ortaya çıkacak yeni sürecin bu tecrübeleri bilmesine ihtiyaç vardır diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Ben bir daha söz alıp zamanı öldürmek istemem. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Değerli katkılar yaptınız. Özellikle zayıf yönetimler üzerinden de tarihin tekerrür ettiğini bu anlamda Orta Doğu'da güçlü yönetimlerin olması durumunda zaten imtiyaz anlaşmaları ya da petrol emperyalizmi diye bir olgunun kolay kolay ortaya çıkamayacağını bu vesileyle tespit etmiş olduk hocam sizin değerlendirmeleriniz neticesinde.